Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Hafıza Merkezi'nden Avukat Emel Ataktürk. Hoş geldiniz Emel Hanım. Merhaba. Albay Cemal Temizöz davası biliyorsunuz dündü ve bu dava dün karara bağlandı. 21 insanı kim öldürdü etiketiyle Hafıza Merkezi tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Beraatle sonuçlandı bu dava ve bunun yankıları aslında hala sürüyor. Dün duruşmada olan avukat Emel Hanım'dan aslında oradaki atmosferi, bu kararın ne anlama geldiğini ve bundan sonraki süreçte neler olduğunu ve ailelerin tepkisini alacağız. Şimdi öncelikle aslında şöyle soralım. Dün o duruşmadaki alınan güvenlik önlemlerini, oradaki polisin tavrını ya da oradaki emniyet güçlerinin nasıl bir atmosfer oluşturduğunu aktarabilirseniz çok seviniriz. Vallahi gelişi zor, kendisi zor, bitişi zor bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Biz mağdur aileler, avukatları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının içinde olduğu bir araçla geldik. Aracımız Eskişehir girişinde polisler tarafından durduruldu. Ve bir miktar bekletildikten sonra takım görüşmeler yapıldı ve sonra eskort eşliğinde adliyeye geldik. Arka kapıdan adliyeye alındık. Oldukça çok güvenlik önlemi vardı. Bütün bunlar tabii ailelerde bir gerilim yarattı. Duruşma salonuna geldiğimizde sanıklarla karşılaştıklarında keza bir gerilim yaşadıkları çok açıktı. Onlar için bir yanıyla çok umutlu bir bekleyişti. Çünkü bütün yaşadıkları, yani 22 yıl önce yaşamış oldukları o ağır ve travmatik olayları, sevdikleri insanları kaybetmenin üzüntüsünü aslında Belçika bu kadar yıldır bir gerçek hesap verme, cezalandırma sürecinin olabileceği umuduyla yaşamışlardı. Sonuç pek iç açıcı olmadı mağdur yakınlar açısından. Duruşmanın kendisi teknik hukuk meselelerini bir kenara koyarak konuşursak mağdur yakınlar açısından yine son derece travmatikti. Sistemin, hukuk sisteminin bir kez daha bu tür nasıl cezasızlık sürecinin bir aracı olarak çalışmakta olduğunu görmüş olduk. Aslında tam da bu noktada duruşmaya ilişkin bazı ayrıntılar sormak istiyorum. Mesela medyada aslında en çok öne çıkanlardan biri bu JÖTEM diye bir dalga geçme mevzusu var orada. Ve bu çok tepki çekti aslında. Hani öncelikle onu sormak istiyorum. O ifadede bulunulduğu zaman acaba salonda nasıl bir hava esti? Yani onu mesela ben açıkçası çok merak ettim. Büyük bir sessizlik oldu. Tabii ki mağdur yanından olmadığını düşündüğümüz bazı gülüşmeler geldi. Çok acı bir durumdu. Son derece sinir bozucu bir durumdu. Çünkü hemen öncesinde mağdur yakını olan anneler, eşler, kardeşler uzunca bir süre ifade vermişlerdi ve aslında böyle çok kalın çizgilerle altını çizerek söylemek isterim ki ifadeleri de gerçek anlamda iyidiş edilerek alınmış oldu. Çünkü tercüman sorunu bize göre tepe noktasındaydı. Anlamayan, mağdur yakınlarının ifadelerini anlamayan bir tercüman marifetiyle alındı ifadeleri. Onu biraz açabilir misiniz? Cümle cümle alındı ve şöyle manzaralar ortaya çıktı. Gerçekten inanılmazdı. Herkesin buna tanık olmasını çok isterdim. Aşırı derecede üzücü ve zor bir manzara olduğunu düşünüyorum duruşma salonunda bulunan herkes bakımından. Evladını son derece
kötü bir şekilde, üzücü bir şekilde kaybetmiş olan bir anne ifade verirken başının işte taşla ezildiğini, parmağının kesilerek yüzünün alındığını anlatıyor ve şunu söylerken bir yandan anne, benim evladımın parmağını kestiler, başını taşla ezdiler, işkence ettiler, ölene kadar davacıyım, ben evladımın kesilen parmağının sızısıyla 22 yıldır yatağa giriyorum. Bu ve buna benzer ağırlıkta taşınması zor cümleler kurulurken tercüman ve mahkeme heyeti başkanı arasında geçen diyalog şöyleydi. Efendim parmağının kesildiğini söylüyor. Bir dakika, orasını tam anlamadım. Tekrar dönüp sorabilir miyim? Tercümanın öyle mi? Evet, tam olarak öyle mi demiştiniz? Yani parmağı kesilerek mezara gömüldü mü demiştiniz? Öyle. Bu ve buna benzer. Gerçekten oradaki mağdurun yaşadıklarını, duygularını, mağduriyetini anlatış sürecini tamamen kesen, bölen ve zaten de belki de bunu anlamayı arzulamayan bir yargılama süreci olduğunu bir kez daha gördük. Hakikaten zordu o açıdan. Yani salonda bulununca mesafelenerek izlemek çok mümkün olmuyor. Bu bakımdan hakikaten herkesin o salonda bulunmuş olmasını ve o anlatımları dinlemesini isterdim. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Sizin bu süreçte hakimle ya da savcıyla birebir hani duruşmalar öncesinde iletişiminiz var mıydı? Olduysa eğer hani o diyaloglar nasıl geçti? Nasıl bir elektrik aldınız mı diyeyim yani? Ya da nasıl bir hava sezdiniz? Ben bu duruşmaya avukat olarak katılmadım. Hafıza Merkezi adına bütün çalışmalarına katıldım ama avukat olarak bulunmadım duruşmada. Salonda izledim diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte. Fakat bütün çalışmalarına katıldım. Evvelce Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamalara da katılmıştım. Dolayısıyla bildiğim bir dosya bir yanıyla. Sabah saat, erken bir saatte birinci derecede sorumluluk almış olan avukat arkadaşlarımız görüştüler mahkeme heyetiyle. Ve bir akış planlamaya çalıştılar. Heyetin başlangıçtaki tavrı pozitif gibiydi. Nötr bir yerde durmaya çalıştı uzunca bir süre. Aslında belki de şunu söylemek gerekir, izin verirseniz benim paylaşmak istediğim şöyle bir tespitim var. Devlet görevlilerinin yargılandığı bu tür davaların hepsinde aşağı yukarı karşılaştığımız bir durum var. Yani bir kere çok büyük bir kısmı zaten hiç yargı önüne çıkarılmıyor. Temel gerçek bu. Çıkarılmış olanlardaki bu davaların sayısı oldukça az. 18-20 civarında olduğunu söyleyebiliriz. 90'lı yıllar özelinde konuşursak. Bu davalardan bir tanesiydi. Bu davalarda da yargılama, gerçek bir yargılama değil de yani hakikati ortaya çıkarmaya yönelik ve sorumluları cezalandırma iradesi taşıyan, tespit edip cezalandırma iradesi taşıyan bir yargılama değil de mış gibi yapılan bir yargılama. Yani gönülsüz bir yargılama. Burada da aynı şey yok. Bütün sürecinde bu davanın aslında bir tiyatro gibi. Bu tümüyle elle tutulur bir şekilde ortadaydı. Bu benim kişisel kanım olmaktan öte bütün bu süreci paylaştığım hem avukat arkadaşlarımın hem de süreci izleyen sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ortak kanısı. Bunu çok konuştuk çünkü dün de. Ne yazık ki böyle. Çünkü eğer böyle olmasaydı, bunu söyleyebilmek için çok fazla somut veri var elimizde. Eğer böyle olmasaydı bu yargılamalar başka türlü yapılabilirdi. Bu yargılama başka türlü yapılabilirdi. Çok fazla delil vardı bu dosyada. Bu dosyada Cizre JITEM özelinde bu yapılanmanın ortaya çıkarılması için çok fazla şey yapılabilirdi. Zaten ortaya çıkmış olan mevcut deliller dahi aslında
tüm mağdur vekilleri, avukatların ortak kanısıdır bu. Cezalandırmaya yeterli delillerdi. Ama öyle olmadı. Ne bu davada ne de büyük jitem yapılanmasının ortaya çıkarılabilmesine ilişkin müthiş ipuçları sunan diğer soruşturmalarda hep mış gibi yapıldı. Görüntüleri kurtarılmaya çalışıldı. Evet. Ve buradan bir yere gidilemedi ne yazık ki. Emel Hanım, bir de şunu sormak istiyorum aslında. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aslında tam da seçim öncesi Beyaz Toros üzerine söylediği bir söz vardı. Bu tabii çok tartışıldı. İşte tehdit mi, değil mi, nasıl bir imada bulunuldu diye, ama hani o bölgede yaşayan insanlar için aslında çok net bir şey ifade ediyor. Yani çok da kurcalamaya gerek yok diye zannediyorum. Çünkü hafızalar hala nihayetinde çok taze. Ve bu ve benzer davalardan çıkan cezasızlık da aslında bu hafızaları, bu hafızayı yani her geçen gün daha diri tutuyor. Şunu sormak istiyorum. Bundan sonraki süreçte bu Temiz Öz davasından çıkan beraat kararı, yani hem iktidarın politikalarına dair sizce bir ipucu veriyor mu? Ya da bundan sonraki süreçte gene insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak davalarda hani bunları etkiler mi sizce bu karar? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii cezasızlık Türkiye'de çok farklı farklı alanlarda tezahür eden büyük bir problem. Yani sadece 90'lı yıllara ait Kürt meselesi odaklı suçlarla sınırlı bir durumdan söz etmiyoruz. Yakın tarihten başlayıp geriye doğru giderek çok geniş bir skalada kadın cinayetlerinden gezi olaylarına, LGBTİ bireylerin davalarından çocuk davalarına kadar çok geniş bir skalada tezahür eden bir problem. Her nerede suça karışmış bir devlet görevlisi varsa devletin refleksi primer olarak o suçluları korumak ve ortaya çıkmış olan delil varsa da onu örtbas edip meseleyi bir an evvel kapatmak şeklinde oluyor. Bu çok böyle kadim bir devlet refleksi ve böyle elden ele bütün iktidarlar bunu büyük bir özenle devrediyorlar. AK Parti iktidarı da buna dahil. Şu açıdan tabii ki 2000'li yıllardan sonra faili meçhul cinayetler ve kayıplar 90'lı yıllardaki gibi yaşanmadı. Bu doğru. Ama dönemin askeri, idari ya da siyasi sorunlarıyla hesaplaşmak yönünde de hiçbir adım atılmadı. Ne kadarı gerekliyse, bunun siyasal analizi ayrıca yapılabilir. İskimin ismi öne çıkmışsa, tabiri caizse kimlerin harcanması gerekmişse diyelim ki, bazı durumlarda o isimler öne çıkarılarak davalar açıldı. Ve fakat bu arkadaki bütün o cinayetlerin işlendiği ya da bütün o kayıpların gerçek olduğuna ilişkin profili unutturmamalı. Yani her neydiyse bu Beyaz Toroslar meselesinin hatırlatılması başlı başına korkunç bir şey. Hem mağdur yakınlarını tekrar tekrar travmatize eden bir şey. Bizi desteklemezseniz başınıza tekrar bunlar gelebilir ha demek. Aslında neresinden bakarsanız bakın yakışıksız ve tehditvari bir şey. Ama öte yanıyla da sorumluluğu da açığa çıkaran bir şey. Peki siz bütün bunların gerçek olduğunu biliyorsunuz ve zaten bunun böyle olduğu bütün meclis raporlarında belli, susurluk raporundan belli, yani hem resmi kayıtlarda var hem mahkeme kayıtlarında, soruşturma kayıtlarında var. Peki siz bunu soruşturmak için ne yaptınız? Bütün bu dönemin askeri, siyasi ya da idari sorumlularını tespit edip yargı önüne çıkarmak için ne yaptınız? Şunu söylemek yeterli değil yani. Bizim dönemimizde kayıplar ve siyasal cinayetler azaldı. Artık eskisi gibi değil. Ama yüzleşme olmadığı sürece yine... Hem yani bu hakikatlerin yani o dönemde, öncesinde, yani 90'lı yıllarda, askeri darbe dönemlerinde ya da yakın tarihte bütün bu ağır insan hakları ihlalleri yani kimler tarafından işlendi? Mağdurları kimler? Kimlerin verdiği siyasi kararlar çerçevesinde yapıldı
bunların uygulayıcıları kimlerdi? Nasıl oldu? Bunu bilmek sadece mağdur yakınlarını ilgilendiren bir şey değil ki. Bu toplumda yaşıyorsak hepimizin özgürlük ve güvenlik içinde yan yana yaşama ihtiyacı varsa bunları bilmek hepimizi ilgilendirir. Dolayısıyla bu yargılamalarda, bu soruşturmalarda hakikatlerin ortaya çıkarılmasına ilişkin her şeyi olması gerektiği gibi doğru düzgün yapmak, bunun takipçisi olmak, bu sadece mağdurların meselesi değil, bütün bir toplumun meselesi, hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Peki buradan da şuraya aslında atlayalım. Beraat kararı çıktı. 21 insanı kim öldürdü diye sorduk. Bu soruya mahkeme yani heyet tarafından aslında bir cevap da verilmemiş oldu ya da aksine verilmiş oldu. Ama bundan sonraki süreçte temiz edilecek karar diyebiliyoruz. Nasıl ilerleyecek onunla ilgili de bilgi verirseniz çok seviniriz. Şunu söyleyerek başlayayım. Bu davada sanıklar aslında tekil olarak şöyle bir savunma yapmadılar. Biz de bu kişilerin hiçbirini öldürmedik. Üstünden yürütmediler savunmalarını. Öne çıkan savunma şuydu. Biz her ne yaptıysak bize verilen emirler çerçevesinde yaptık. Devletimizin bize verdiği görevler çerçevesinde yaptık. Hiçbir sorumluluğumuz yoktur dediler. Şimdi bu tersinden okunduğunda aslında son derece önemli bir savunma. Çok şey söyleyen bir savunma. Buna benzer mahkeme kayıtlarında, duruşma kayıtlarında çok fazla ifade, tespit bulabilirsiniz araştırdığınızda. Atilla Kıyat biliyorsunuz, Koramiral tanık olarak dinlendi bu davada. JITEM olgusunu doğruladı. JITEM'in fail meçhul cinayetler ve kayıplar işlediğini söyledi. Bütün bunların hiçbiri dikkate alınmaksızın, yani sanıkların savunmalarının şekli, yöntemi, diğer tanıkların anlatımları, benzer diğer dosyalardaki ortak özellikler, bunlar dikkate alınmaksızın bu dava sanki tekil öldürme suçlarının yargılandığı ve içinde de 8 sanığın, işte asker, korucu ve itirafçının olduğu küçük tekil bir davaymış gibi yargılanıp kapatıldı. An itibarıyla beraat ettiler. Tabii ki bu karar mağdur vekilleri tarafından temiz edilecek. Yargıtay incelemesinden geçecek, Anayasa Mahkemesi incelemesinden ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi incelemesinden. Çok büyük ihtimalle bu aşamaların birinden bu dava dönecek. Neden dönecek? Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok yerleşik kararları var. Evet. Çok temel kararları var ve çok net tanımları var. Diyor ki bir kişi sağlıklı olarak gözaltına alınmışsa devlet görevlileri tarafından ve sonra ölüm işkence edilmiş olarak bulunmuşsa ya da kaybedilmişse devlet bunun nasıl gerçekleştiğini izah etmek zorundadır. Ki yani AYM'den dönse de AYM'e gittikten sonra aslında bir şekilde mahkumiyet, yani eğer öyle bir durum olursa mahkumiyet kararı çıkacağından neredeyse eminiz. Çünkü bunun öncesinde emsal kararlar var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hak İhlalleri Karnesi'nde bugün dün itibariyle beraat kararı çıkan Cemal Temizöz davasını konuştuk. Hafıza Merkezi'nden Avukat Emel Ataktürk ile. Karar temiz edilecek. Sonrasında eğer oradan da olumsuz bir sonuç çıkarsa AYM'ye gidecek. Oradan da olumsuz bir sonuç çıkarsa AYM'e kadar gidecek. Bu süreci yine hep beraber takip edeceğiz. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.